Günaydın arkadaşlar. Biz şimdi dışarı çıktık. Kızın bluzu vardı yine değiştirmem gereken. Hem onu değiştireceğim hem boya almıştım. Onu değiştireceğim. Saç boyası. Artık uygununu almaya başlayacağım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Aynı renkte önceden kolestondu. Şimdi değişim yapacağım. Kutu boyalara geçeceğim. Onun denk boyasını bulursam. Alacağım bakalım arkadaşlar. Arkada kaldılar. Bir yandan onlara bakıyorum. Daha bakın pilot çalıyor biri de. Öyle işte. Çıktık dışarıya geze geze. Gidiyoruz. Arkadaşlara baktım da geride kaldılar çünkü. Ay, sakin. Bugün hava çok kötü. Sürekli uyarı geliyor meteorolojiden. Afet uyarısı var. Allah korusun. Telefonum bir çaldı, siren sesi gibi yarım oldum bir anda. Dedim ki sanki bomba koyarsın bir yere de Allah korusun. Orada öyle bir çalarmış gibi. Neyse ki anladık neyin ne olduğunu. Afattan dolayıymış. Böyle işte geze geze bugün depoyun başına kadar geçeceğiz. Allah izin verirse. Ne kadar sakin diyorum ortalık. Bugün iyi. Bence millet korktu. Çeksen beni. Olur. Aynen aynen. Arkadaşlar ben seni alayım ver diyorum. Ay. Güzel gün güzel. Serinledi biraz. İyi oldu en azından. Bugün güzel uyudum yalnız. Çok güzel dinlendim. Sonra da kalktık arkadaş aradı. Hadi çıkmıyoruz falan deyince. Dedim gidelim. Az dedim yani işim var halledeyim. Çıkalım beraberce dedim. Vitrinlere bakıyoruz bir yandan. Şöyle bir göz gezdiriyoruz. Kimi yerin ürünü bayağı bir şey. Aa bir de bulabilirsem ayağıma terlik alacağım. Ayakkabıyla yazın ben böyle hemen koşu gidebileceğim bir yerlere terlik giymeyi tercih ediyorum. Şöyle bir şık terlik olabilir. Defaktiye bir girelim mi? Dönüşte de gelebiliriz. Fark etmez isterseniz. Önce oraya girelim. Tamamdır. Şu defaktiye de bir girelim. Bakayım yeni bir şey gelmiştir belki. Geldiyse daha iyi. Ah çok şükür. Defaktiye de girdik. Ay. Her yer. Kızlar ben çocuk reyonuna iniyorum. Dükkanın içi bayağı bir... Ay mağaza bayağı bir şeymiş. Kişiler varmış. Bakalım en azından yeni bir şey geldi mi? Kuzucuğuma göre şey geldiyse benim için daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bakalım. Aa, yeni şeyler de böyle. Güzel. Hangisine karar versem diye düşünüyorum şimdi. Ya kıza ne alsam hep böyle şey bol, yakası çok açık. Çocuğun tabii çok kilosu olmayınca öyle oluyor. Ne yapalım? Şöyle aldığım şeyler. Acaba bir tarafa kaldırılmış ama nerede bilemedim şimdi. Şu takımı aldım kısma. Karpuzlu model. Kıza göre bulmam çok zor tabii. İster istemez ne yapalım mecbur. Yine bir şeyler ayarladık. Arkadaşıma diyorum ki iyi ki de benim ağzımı atmadılar diyor. Bu üçüncü değişim sizin derdiniz ne? sürekli niye geliyorsunuz? Ama ne yapayım? Kız olmuyor. Kızı getirmem lazımdı. Onu da hiç getirmedim. Bu da bende de var yalnız. Kızı getirsem şimdi de sıkılacak gezemez ki çocuğum. Neyse bu sefer mecburi giyecek. Ne olursa olsun onu giymek zorunda. Ne yapayım ben? Zayıf zayıf zayıf. Ye diyorum ye. Zorla yiyor zorla. Elbiselere diyoruz, nişan düğün olsa da bir şeyler giyse. Yok öyle bir şey. Dediğim gibi bir boya aldım. İnşallah
Aa Sahra, seni arıyorum ya ben Sahra. Nereye? Evet, Sahra'mı da buluştuk ne olsun. Tesadüf, ben onu arıyorum telefondan. Sahra geldi mi diyorum. Bir de bakıyorum ki önümüze çıkıyor. Başka bak, bir şey istiyor. Evet bak, benim de öyle. Kalbin demek ki farklı bir şey isteseydim bu olacaktı. Aynen öyle. Rastladı. Şuradan bir de terlik bakalım. Ayağımı ayakkabı istemiyorum ben yazın ya. Şöyle bir dışarı çıkarken daha rahat olur. Gezme yani. Olmayınca hani bir yere eve gezmeye gitmiyorsan terlikle çık git işte. Aynen. Bir bakalım. Çok pahalı. Bir terlik sordum 90 liraya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben ayakkabı 50'ye alıyordum ya daha düne kadar. Ay yazık, gerçekten yazık. Nereye doğru gittiğimiz hiç belli değil vallahi. Allah sonumuzu halledesin. Oh. İki saat bir terlik bulamadık. Güzel, dış görünüşleri güzel de içi rahat olmayınca ne yapacaksın? Ayağımın yarasını acıtmıştı Emine zaten, diğeri de. Öbürünü alacaktım da yaramı bayağı baktım ki. Geçen ayakkabı giydim ya. Kızın gecesinde giydiğim ayakkabı ayağımı halletmiş. Ön parmaklar gitmiş. Ne yapalım? Her güzelliğin bir şeyi çıkıyor yani. Güzel şık giyeyim dersen. Ayakkabı da götürüyor yani. Sarracım bekliyoruz. Aslında market dişi vardı. Onlara halletsin giyeyim. Bulamazdı yoksa ne yiyorlar. Sıra da çoktu. Allah'tan belki market dişi de yoktu. Hemen domatesimi mumbesi aldım çıktım. Ama güzel. Semt market açıldı. Giresun'a da güzel, bayağı indirimde 5'e dolu şeyler. Salatalıklar. Domates 8.90 mıydı? Bayağı indirimli. Ezikleri alamıyoruz zarış. Rekabet iyi oldu yalnız. Herkes indirir en azından. Çevresindekiler de indirme yapar. Kız nerede kaldı? Buralar herhalde. Biz bugün böyle gezdik. Efil efil. İyi oldu. Biraz çakıdık, biraz böyle üşüdük. İyi oldu. Aynen. Daha böyle. Bende. Geliyor. Sahra'm geliyor. Canımsın. Gel. Sadece. Ama bugün doğumlar gerçekten sakin. Millet belli ki bir yerlere gitmişler. Bir de hava şey ya. Uyarı sürekli geldi ama güzel yine. Yağmadı. Yağmadan geziverdik yani bu yağmur. Biz ısınamadan bayağı dolaştık. Şükürler olsun. Okey. Pazarı da saat oldu kaç? Çok çabuk geçiyor pazar ya. Niye öyle bilemiyorum. Şu biraz daha diyorum, saatler uzun olsa ne çabuk akşam oluyor. Ne evde işin gücün zaten oluyor. Hepsine uğraşıyorsun. Bakalım. Bayağı bir saat anında dolaşıyor. İki dolaştık, saat oldu 5'e geldi sanırım. Ne yapalım? Yine videomu bu akşam sizlere erken atmaya çalışacağım. Şimdi biz arkadaşlarla gideceğiz. Kahve içeceğiz dükkanda. Benim çay ocağımda. Sakin sakin. Tabii bir hararet geldi. Şimdi bir çay içesim geldi. Ben çayı çok seviyorum dostlarım. Çayı gerçekten vazgeçilmezim. Hiçbir şey aramam ama çayı gerçek arıyorum ben. Akşama kadar çay ocağında da bayağı çay içiyorum gerçekten. İçiyoruz. İyi oldu Sahra'nın da gelmesi. Aklımdaydı, ne tesadüf değil mi? Başka bir şey istesem olacakmış. Ay. Bakalım. İşlerine doğru yaklaştık. Kuzucuğazıma da aslında sandalet bakacaktım, ayağını da. Vakit yoktu, kızlar çok oyalandı zaten sayemde. Dedim daha fazla oyalamayayım. Yarın olmadı gelir bakarım ayağına. Çocuğuma. İyi oldu. Şimdi yine bir takım daha yaptık kıza. Bluzu değiştirelim dedik. Bir bluz zaten bir takımın fiyatına mal oluyor. En azından takım olsun bari dedim. Yarın da onları giydirir gönderirim kuzucuğuma. Çok mutlu oluyor. Çok. Annesi gibi renkli. Çok seviyor renkli, rengarenkliyi. Daha minik. Neyse arkadaşlar, biz yaklaştık. Ben yine videomu tamamlayıp dediğim gibi çok gece olmadan size atacağım. Bugün böyle gezme videosu oldu. Mağaza mağaza dolaştık diyeyim ben size. Kimini çektim ama kimini çekmedim.
Ben bir de size bir tane şarkı okuyayım. Ebru Gündeş'in Alev Alev şarkısı. O şarkısını çok severim. Yıllardır okurken de gerçekten mutlu oluyorum. Anladım ki aşkımız bir yalandan ibaret. Benim sana yaptığım canım aşk tadında ibadet. Anladım ki aşkımız bir yalandan ibaret. Benim sana yaptığım canım aşk tadında ibadet. Ben seni çılgın gibi uykumda bile sevdim. Gelecek bizim olsun, gerisi Allah kerim. Alev 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 alev, yandığımı görüyor musun? Bir teselli istemedim, istemem de biliyorsun. Her yeni gün yeni umut, yeni güneş mi diyorsun? O her gün doğar ama ben bir kere biliyorsun. Anladım ki aşkımız bir yalandan ibaret. Benim sana yaptığım canım aşk tadında ibadet. Ben seni çılgın gibi uykumda bile sevdim. Gelecek bizim olsun, gerisi Allah kerim. Alev 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 alev, yandığımı görüyor musun? Bir teselli istemedim, istemem de biliyorsun. Her yeni gün yeni umut, yeni güneş mi diyorsun? O her gün doğar ama ben bir kere biliyorsun. İnşallah beğendiniz. Ebru Gündeş'in bu parçası, çok seviyorum. Aslında tüm şarkılarını seviyorum da bu parçasını da ayrı seviyorum nedense. Anacığım ne yapsın? Hayatı öyle Allah yaşamış. Gençliği olsun. Çok güzellik. Hala güzel ama benim annem. Hala güzellik gerçekten yok da. Yok iyisin iyisin. Gayet iyisin. Anacığım çok iyi. Benim kızım da hiç. Ben de şunu yaptım. Evet şunu. Benim kızım da resimler yapıp gösteriyor. Arkadaşlarına ama da genelde. Ama bu kalp çok güzel oldu. Bakın. Evet harika bakın. Yapmış. Harika yapmış evet. Benim kızım. Çok güzel yapmış. Evet, kendinize iyi bakın. Vay vay ediyorum size. Allah'a emanet olun. Allah'a diye. Emanet olun. Allah sizi korusun. Amin amin. Korusun. Yavrum. Benim duam geçer. Evet. Benim de. Ne yapsın diyorum ya, akşama kadar hep evin içinde zaten. Sürekli. Ama camdan bakar, bizimle sohbet eder. Ben namazımı kılıyorum. Maşallah nazar değmesin evet. Namazını da kılar. Her işini görüyor. Yeter ki diyorum hasta olmasın. Hasta olunca Allah korusun ya Rabbim. O zaman işte biraz hali vakti kalmıyor. Ne yapsın? Evet, evet. Anneciğim işte böyle akşama kadar değil mi? Ya camdadır. Bazen diyor ki çok güneş var anne, aşırı camda kalma tansiyonu çıkıyor anında. Anne, aşağıya dalacağım. Ama şu anne bilmediğim şeyi yapabildim. Şekerini ölçtürecektik aslında. Anne yapamadığım evet, şeyi yapabildim. Tamam aferin çocuğuma. Yarın aslında şeker ölçümüne gidecektik. Annemin çünkü ne kadar olduğunu merak ediyoruz. Uyku arada diyor çok uyuyorum. Ama işte hava da biraz korkutuyor beni. Yağmur olmazsa inşallah
Yarın götüreceğim ama olursa. Allah'ın dilerse. Ne yapalım? Yani ben gök gürlemeden çok korkuyorum kafaya. Annem öyle çok korkuyor ve camlı her yere televizyon televizyon kapatılır. Bizde böyle. Sizde nasıl bilemiyorum. Bazı insanlar da telefonunu falan da kapatan var. Hani çeker meker ne olur ne olmaz diye. Ay çekermiş o şeyli gökten şey varmış. Ya ben şemsiyeden çok korkuyorum. Elimde şemsiye varken hani o da çok çekermiş. Bu gök gürültüsünü. Ya bayağı tel bir... var ya. Tabii. Onda teller falan olduğu için bir de onun o benim biraz ürkütüyor. Ama ben şey yapmıyorum yani. Yasa da 2 dakika şemsiye altında yine gidersin. Allah'ın izniyle hiçbir şey Allah olacağını bir şey sanmıyorum yani. Cenab-ı Allah'ımız. Yeter ki sağlık olsun diyorum ya. Her şeyin başı tabii, sağlık. Tabii. Aslında sağlık benim de baktırmam lazım. Çiftin sağlık lazım. Senede 2 kere baktırıyorum. Zenginlik beden zenginliği. Aynen yavrum aynen ne yapsın. Ya yapacak hiçbir şey yok. Önce sağlığın dediğin gibi yerinde olsun. Her şeyi hallediyorsun. Cenab-ı Allah'ım, Cenab-ı Allah'ım yanınızda olsun yavrum. Sizi Allah korusun. Amin. Cenab-ı Allah korusun. Hep bizi. Cümlemizi. Neşe ablam geldi mi bugün ben dışarıdayken? Gelmedi. Bugün ne yapsın? Bugün geldi evlerdedir. Biraz. Dün geldi bebeğim o. Dün geldi. Esra gideceğim mi şeye? Evet. Bunları yerleştirdim hadi. Ona bak diye. Olsun sen onu boş ver. Şey yapacak çünkü o onlarda şeylik yok. O gider köye gider. Hayat Nami yanına gidecekti herhalde. Ama evet. Köy güzel. Gitsin biraz çekim yapsın. Hayat Nami de gel demiş ona zaten. Buraya evet. Gidecektir. Tamir de gidecek. Tabii durum olunca gitmedi. Olsun. O durum boş ver. Onun kendi şeyleri. Evet. Kendi özelleri. Artık gitmek istemediydi o anda. Şimdi gider. Evet. İşi vardı çünkü. Evet. İşi olunca ne yapsın? Evet. Gidemedi. Biraz da hasta geneydi. Biraz evet rahatsız geneydi. Acıkmış gidemedi. Olunca. Ama herhalde ya yarın ya öbür demişim. Gider gider köye çıkacak. Evet. Oradan da görüntü alır yine bizim köye gidecek. Evet. Gezip gelecek. Bakalım kalır mı? Orada bilemiyorum. Yavrum senin de güzelliğinde ay, daha başka. Bak orada anne senin güzelliğin daha başka yavrum. Sen hala güzelsin. Bak yüzün gözünde şey bile yok. Nazar değmesin. Yüzünde gözünde öyle bir şıklık bile yok. Yok. Ama bizim diyorum ya bizim ailede böyle yapı annemden geliyor. Annemden geliyor. O resmini yalnız diyorum ya biri merak etmişti. Senin o gençlik resmin bir tane var. Herhalde orada ya 50'sindir kitapta o resminde. Kitapta da şeyde. Şeyde var bende var. Bende defterde değil yavrum şeyde var. Bende bir resmin olacak. Bizim çocukken ilkokula giderken yanımızda olduğum resmin var. Onu gösteririm size. Allah izin verirse ona bakayım. Sizi ya, götürüyordum ya. İkiniz de gelinlik geldiniz. Annem bizimle her şeyimiz Allah razı olsun. Ben hiçbir bayramdan eksik etmedi. Ben de şimdi aynı kızım orada uyguluyorum. Hiçbir şeyden geri kalmasın diye. Elim dayam dinamazsa onun için. Her şey çocuklarımız için değil mi? Annem bizi gelinliklere katıyordu. Emniyetimizi, kıyafetlere katıyordu. Allah razı olsun. Hepsinden hiç bizi mahrum etmedi. Aynen. Kimseye yerindirmemek için çabalıyordu. Bütün bayramlarda zaten ben yer alırdım yani kesinlikle. Oraya bir demirbaş gibi her bayramda ya yürüyüşe gireceğim ya bir şekilde kıyafete katılacağım. Yani nedense çocukluk işte çok çok farklı bir şey. Sizlerin de vardır böyle anıları. Ben bayramları çok severim ama isterdim ki çocuğum da yaşasaydı. Aynı coşku yaşamasını çok isterdim. Tabii. Ama şimdi öyle bir şey yok. Tabii. Kutlama yok. Yok. Artık daha yok bunlar bitti. Yok, hepsi bitti. Yeter ki isterdim o çocuğumun azıcık böyle mutlu olmasını çok isterdim. Bizim kapılardan geçiyorlardı hep. Ay davul. Çocuklar davul zunna. Trampetler hepsi ellerinde. Harikaydı yani. Harika, ben çok istedim olmadı çalamadım yani ne yapayım. Ya seni de burada geline kattı mı diye. Geline girdim ama trampet olayına giremedim yani bayramda. Denemediler bile çok az bir baktı o öğretmenimiz. Sonra dedi ki sen ona girme gel. Sen boş ver dedi. Beni boş geçti. Ne yapayım? Eledi beni o arada. Ama çok hevesliydim. O çocuklar geçerken yanımda. Ben gittim yanımda. İkisine de gelinlik aldım. Giydirdim. Evet annem diyorum ya. Gittiler. Elinden geldiği kadar mahrum etmedi. Kendim götürdüm. Böyle tekkine göndermedim. Bizi süsledi. Genelde öğretmen çağırdığında alıyordu ikimizi beraber. Daha küçüğüz ya yanımızda olmak için. Elimizden tuttuğu gibi götürüyordu bizi oraya. Bayram çalışmaları. O zamanlar çalışıyorlardı. Nasıl yürüyeceğiz? İşte kim kimin evet, yanında. Evet, kapıda. Kapıda önce bizi alıştırıyorlardı. Tek tek herkes. Öğretmenler. Öğretmenlerimiz bizi sıraya sokuyordu. İşte evet. Böyle yürüyeceksiniz. Bayram günü geldiğinizde böyle olacaksınız. Bu kıyafetler olacak. Hatta hiç unutmuyorum. Biz de bir de makyaj yapmışız. Komşu bize makyaj yapmış. Müdürümüz kızmış da. Bu makyaj çocuğa niye öyle yaptınız diye. Anne. Oysaki komşumuz demişti bana. Ay çok güzel olmuş.
Bak. Benim kızım çok güzel böyle çizgi film karakterleri yapıyor. Gerçekten harika. O kahramanları güzel yapıyor. O hangisi? Öbürü öyle. Bir tanesi çizgi film karakteri yavrum. Aynen. Öyle işte arkadaşlar. Biz size veda edelim. Videomuzu kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. İyi ki yanımızdasınız. Allah korusun. Çok teşekkür ediyorum. Ben daha eve tabii dışarılarda uğraştık ettik. Neyse işlerimizi hallettik. İnşallah hallettik, konuşmayı bilmiş çocuk. Ay canımsın. Sen her zaman yavrum. Sen hiçbir zaman şüphede kalma. Seni herkes çok seviyor. Selamları var, ellerinden öpüyorlar genelde. Ben de onlara selam ediyorum. Anneciğim size değil mi? Çok onlara da ben selam acaba ediyorum. Yanlış bir kelime kullanırım, kırarım diye de korkuyor. Yok yavrum sen hiçbir şey yapmazsın. Allah razı olsun. Cümlemiz. İyi ki varsın yavrum, sen iyi ki varsın. Herkes seni çok seviyor. Hepimizden. Hep iyi ki varsın. Bebeğim aramızda benim. Bu da bizim maskotumuz, evimizin maskotu. Şimdi duş alacak tabii benim maskotum. Bekle yavrum beni, geleceğim ben şimdi. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a çok emanet olun. Emanet olsun. Öpüyorum hepinizi. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın.